Nibolu Savaşı, 1396 yılında gerçekleşen ve tarihin akışını derinden etkileyen önemli bir çatışmadır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa güçleri arasında Balkanların geleceğini belirleyecek bir mücadeleyi simgeler. Osmanlı Devleti'nin yükseliş sürecinde Avrupa'da hızla artan endişe ve tedirginlik, Haçlı ordularının toplanmasına ve Nibolu'ya doğru ilerlemesine yol açmıştır. Savaş, Osmanlıların lideri Sultan 1. Bayezid ve Haçlı güçlerinin komutanı Macar Kralı Sigismund arasında gerçekleşmiştir. Bu muharebe, Osmanlıların Balkanlar üzerindeki hakimiyetini pekiştiren, Avrupa'nın Osmanlı tehdidine karşı ilk büyük askeri yanıtının başarısızlıkla sonuçlanması anlamına gelmiştir. Nibolu Savaşı, Orta Çağ Avrupa'sının siyasi yapısını ve Osmanlı-Avrupa ilişkilerini şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi, 13. ve 14. yüzyıllarda başlayarak, özellikle Balkanlar üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmış bir süreçtir. Bu dönem, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri yapısının güçlenmesi hem de Balkan coğrafyasında yeni bir dönemin başlaması açısından önemlidir. Osmanlı Devleti'nin temelleri, 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'da küçük bir beylik olarak atıldı. Kurucusu Osman Bey, Anadolu'da zayıflayan Selçuklu Sultanlığı'nın ardından bölgede güç kazanmaya başladı. Özellikle Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından faydalanan Osmanlılar, kısa sürede Anadolu'da önemli bir güç haline geldi. Bu başarı, Osmanlıların daha da batıya, Balkanlara doğru genişlemesine zemin hazırladı. 14 yüzyıl boyunca, Osmanlılar Balkanlarda hızla ilerledi. Bu süreç, bölgenin yerel krallıkları ve soyluları için büyük bir tehdit oluşturdu. Osmanlı ordusunun disiplini, taktik üstünlüğü ve savaşta kullandığı yenilikçi metotlar, Balkanların birçok yerel gücünü zor durumda bıraktı. Osmanlılar, sadece askeri güçle değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik becerileriyle de Balkan coğrafyasında etkili oldular. Yerel halklar ve soylular arasında ittifaklar kurarak, düşmanlarını zayıflatmayı ve kendi nüfuzlarını artırmayı başardılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara yayılması, bölgedeki sosyal ve kültürel yapıyı da derinden etkiledi. Osmanlı yönetimi altında, farklı etnik ve dini gruplar belirli bir ölçüde özerklik ve dini toleransla bir arada yaşamaya başladı. Bu durum, Balkanların kültürel çeşitliliğini ve karmaşıklığını artırdı. Ancak bu süreç, aynı zamanda bazı yerel halklar arasında direniş ve milliyetçi hareketlerin doğmasına da yol açtı. Ekonomik açıdan, Osmanlıların Balkanlardaki varlığı bölge ticaretini canlandırdı. Yolların ve ticaret yollarının güvenliği sağlandı. Böylece bölge daha önce yaşanmamış bir refah dönemine girdi. Osmanlı mimarisi ve sanatı da Balkanların birçok kentinde izler bıraktı. Bu da bölgenin kültürel ve mimari yapısını zenginleştirdi. Bununla birlikte, Osmanlı hakimiyeti altındaki yaşam her zaman barış ve refah içinde olmadı. Osmanlı vergi sistemi ve toprak yönetimi, yerel halklar üzerinde zaman zaman baskı oluşturdu. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ihtiyaçları için gerçekleştirilen devşirme sistemi, Balkan toplumlarında derin izler bıraktı. Bu sistemle, Hristiyan ailelerin çocukları, Osmanlı ordusunda görev yapmak üzere alınıyor ve İslam kültürüyle yetiştiriliyordu. Bu uygulama, bölgede karmaşık sosyal ve etnik dinamiklerin ortaya çıkmasına neden oldu. 17. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda geniş bir alana hükmediyordu. Ancak bu dönemde, imparatorluğun siyasi ve askeri gücünde bir azalma başlamıştı. Yavaş yavaş, Osmanlı hakimiyeti altındaki Balkan toplulukları, milliyetçilik akımlarının etkisiyle bağımsızlık mücadelelerine girişti. Bu süreç, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki gücünün sona ermesiyle sonuçlandı. Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki yükselişi, bölgenin tarihinde derin bir iz bıraktı. Bu etki, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda hissedildi ve Balkanların modern tarihini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Osmanlı mirası, bugün de Balkan coğrafyasının çok yönlü kültürel ve tarihi dokusunda açıkça görülebilir. Savaşın arka planında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki genişlemesi yer alıyor. 14. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılar, Balkanlarda hızla ilerliyor ve bu durum, Avrupa krallıkları arasında endişe yaratıyordu. Bu süreçte, Osmanlıların güçlenmesi ve Hristiyan topraklarını ele geçirmesi, Avrupa'nın dikkatini çekti ve birçok Avrupa devleti bu ilerleyişi durdurmak için birleşti. Savaş öncesindeki siyasi hazırlıklar, özellikle Macaristan Kralı Sigismund liderliğindeki bir Haçlı ordusunun oluşturulmasıyla başladı. Bu ordu, çeşitli Avrupa devletlerinden gelen askerlerden oluşuyordu. Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa krallıklarından şövalyeler ve askerler bu sefere katıldı. Bu büyük ordu, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir güç gösterisi yapmayı amaçlıyordu. Askeri hazırlıklar açısından, Haçlı ordusu ağır süvariler ve piyade birliklerinden oluşuyordu ve dönemin en güçlü silahlarına sahipti. Ancak, bu ordunun en büyük zayıflığı,
farklı ülkelerden gelen askerlerin birbirleriyle olan koordinasyonsuzluğu ve farklı savaş taktiklerine sahip olmalarıydı. Buna karşın, Osmanlı ordusu Sultan 1. Bayezid liderliğinde disiplinli ve deneyimli bir yapıya sahipti. Yeniçeriler ve süvarilerden oluşan bu ordu, savaş taktikleri ve hareket kabiliyeti açısından üstün bir konumdaydı. Savaş, 25 Eylül 1396'da Niboğlu, günümüzde Bulgaristan sınırları içindeki Nikopol, yakınlarında gerçekleşti. Haçlı ordusu, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı büyük bir zafer kazanmayı umuyordu. Ancak bu umutları boşa çıktı. Savaşın başlangıcında, Haçlı ordusunun ağır süvarileri Osmanlı savunma hatlarına büyük baskı uyguladı. Ancak, Osmanlıların esnek savaş taktikleri ve hızlı hareket edebilen hafif süvarileri, Haçlı ordusunun ağır zırhlı birliklerini etkisiz hale getirmekte başarılı oldu. Savaşın kritik anlarında, Osmanlıların etkili okçu birlikleri ve hafif süvarileri, Haçlıların sıkı dizilişini bozdu. Ayrıca, Bayezid'in savaş meydanındaki liderliği ve stratejik hamleleri, Osmanlı ordusuna avantaj sağladı. Yeniçeri birliklerinin de savaşın ilerleyen saatlerinde etkili bir şekilde kullanılması, Osmanlıların savaş meydanındaki üstünlüğünü pekiştirdi. Haçlı ordusu, bu ani ve etkili Osmanlı saldırıları karşısında düzensiz bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme, birçok Avrupa şövalyesinin esir alınması veya öldürülmesiyle sonuçlandı. Niboğlu Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı ve bu zafer, Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini daha da sağlamlaştırdı. Savaşın sonuçları, Avrupa'da derin etkiler yarattı. Bu yenilgi, Avrupa devletlerinin Osmanlı gücü karşısında birleşik bir cephe oluşturma konusundaki zorluklarını ve iç çekişmelerini gözler önüne serdi. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü ve stratejik üstünlüğünü Avrupa'ya kanıtladı. Bu savaş, Osmanlıların Avrupa üzerindeki etkisinin artmasına yol açtı ve Balkan tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.